Bismihi sübhaneh ve immi şeyin illa bihamdi. Hazreti İbrahim aleyhisselamın bir mucizesi hakkında olan Gulna ya naru kuni berden ve selamen ala İbrahim ayetinde üç işaret-i latife var. Üç ince işaret var bu ayet-i kerimede ki Enbiya suresinde 69. ayet olarak okuduğumuz bu ayet-i kerimenin kısacık meali şöyle. Dedik ey ateş İbrahim üzerine serin ve selametli ol. Bu ayette üç işareti latife var. Birincisi, ateş dahi sair esbabı tabiiye gibi kendi keyfiyle, tabiatıyla körü körüne hareket etmiyor. Esbabı tabiiye kendi keyfiyle, tabiatıyla körü körüne hareket etmiyor, ateş de etmiyor demek bu cümlenin manası bu. Tabi sebepler denilen sebepler, kanunlar kendi keyfiyle, tabiatıyla körü körüne hareket etmiyor nesneler ve bir kısım onlar üzerinde işleyen kanunlar kendi kendine körü körüne işleyen şeyler değildir. Belki emir tahtında bir vazife yapıyor. Ne? Ateş. Belki derken böyle değilse öyleyse böyledir şeklinde bir hüküm vereceğiz. Çünkü belki emir tahtında bir vazife yapıyor ki Hz. İbrahim'i aleyhisselam yakmadı ve ona yakma emrediliyor. Bu noktada demek ki önemli bir ders olarak bunu anladık. Bu ayet-i kerime bize diyor ki, yakma denildiği zaman ateş yakmaz. Örnek Hz. İbrahim'i yakmadı. Demek ki başta ateş gibi insanı ürküten unsurlar olarak ben bunu ekleyeyim. Hiçbir tabi sebep kendi kendine işlemiyor, kendi kendine hareket etmiyor. Bunu bize ders veriyor. Ateş bile yakma emri, yak emri verilince yakar, yakma emri verilince yakmaz, yakamaz. Demek ki ateşin yakıcılığı Allah'ın emriyle zuhur eder. Ateşte yakıcılık Allah'ın emriyle gerçekleşir. Daha güzel bir tabirle söyleyelim, ifadeyle söyleyelim. Allah ateşe yak dediği için yakar. Yakma dese ateş yakamaz. Çok mühim bir sır bu. İşte burada biz şu hataya düşmeyelim. Ateş yakar. Doğrusu Allah'ın emriyle ateş yakar. Ateş ısıtır. Allah'ın emriyle ateş ısıtır. Yahut Allah bizim ısıtmak istediğimizi ateşle ısıtır. Daha doğrusu da budur. Biz esbabı tamamen ortadan kaldırabiliriz. En son şunu diyebiliriz. Allah suyumu ısıttı. Allah yemeğimi pişirdi. Biz burada hep böyle demeyip günlük hayatta kullandığımız sebebi zikrettiğimiz için bu sefer yanılıp gaflete düşüp ateş ısıttı, ateş pişirdi diyebiliyoruz. İşte orada eğer Allah'tan gaflet edersek de sorumlu oluruz. Halbuki ateş kendi başına hareket etmiyor. Isıtıcılığı, yakıcılığı, pişiriciliği gibi özellikleri Allah'ın emriyle ona verildiği zaman, Allah'ın o emri ona taalluk ettiği zaman her seferinde yani kün feye emri ol demesiyle olduru verdiği için, ol demekle oldurduğu için ateşe yak diyerek yakıyor, ısıt diyerek ısıtıyor. Bu şekilde. Doğru cümle Allah yemeğimi pişirdi, Allah suyumu ısıttı gibi tabirlerdir. Ama bu eğer zımnında olarak Allah bu ateşle bana ihsan etti, bu ateşle bana ihsan etti, bu suyumu ısıttı. Bu çok uzun belki gelebilir bize ama dilimizi buna alıştırırsak daha muvahhidane konuşmuş oluruz. Evet çok önemli. Muvahhidane konuşmuş oluruz